Evet değerli dostlar, 24 Ağustos 2021 Salı günü. Şimdi uzun zamandır gıda ve tarım fiyatlarındaki gelişmeleri çok yakından izliyorum. Dünya Gıda Fiyatı Endeksi ile Türkiye'deki Gıda Fiyatları Endeksi arasındaki büyük farkın da enflasyonun yükselişindeki faktörlerden biri olduğunda farkındaysanız ısrarla yazıyorum. Şimdi pandeminin başında sakin sakin seyreden tarım emtia fiyatları geçen yılın yaz ayından beri yükselişe geçti maalesef. Türkiye'de zaten yüksek seyreden tarımsal ürünlerin fiyatları bu gelişmeyle beraber dalgalanarak yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta ne oldu? Türkiye İstatistik Enstitüsü, yani TÜİK daha doğrusu, Türkiye İstatistik Kurumu Tarımsal Girdi Fiyatı Endeksini açıkladı. Haziran 2021'e ait. Tarımsal Girdi Fiyatı Endeksi aylık bazda %2.76 artmış, yani TÜFE'nin üzerinde. Yıllık bazda da yine TÜFE'nin üzerinde olmuş, %27.65. Böylece endeks Sıgıdur'un Ekim 2018'den yana en yüksek seviyesine çıkmış. Yani 32 ayın zirvesi. Yıllık en fazla artış nerede? %52.86 ile gübre. Diğer alt gruplara bakalım. %45.13 ile çiftlik binalarının maliyeti, %40.16 ile bina bakım masrafları. Bu arada tarımsal ilaçlar %11.18, veteriner harcamaları da bereket versin %19.65 düşmüş. Ancak aylık bazda enerji grubunun artışını söyleyeyim, neredeyse %5'e yakın. Yani mesele öyle kolay kolay çözülemeyecek. Şimdi isterseniz biraz kırmızı eti anlatayım. Şimdi geçen hafta bir haber kanalında, adı söyleyeyim Bloomberg'de zannedersem, kırmızı et tarafını, sektörünü temsil eden bir kişi girdi maliyetlerinin arttığı bir ortamda besicilerin satış fiyatlarının gerilediğine dikkat çekti. Şöyle dedi, şu anda besi sektörü ters maliyetle çalışıyor. Maliyetler 48 lira bandında, hatta 50 lirayı zorluyor. Bir türlü karkas fiyatlarında artış olmadığı gibi geriye gittiği dönemlerde yaşıyoruz. Şu anda kesim fiyatları 40 ile 44 lira arasında. Dolayısıyla besici kilogram başına 5 lira zarar ediyor diyor. Vallahi öyle diyor. Ben de şaşırdım. Bu durum sürdürülebilir bir şey değil. Sektörden çıkma ve sektöre küsme oranı yükselmeye başladı. Tehlikeli bir döneme girdik demiş. Şimdi kırmızı ette yem maliyetleri büyük önem taşıyor. Haberiniz olsun. Ancak sektörün temsilcileri burada da maliyetlerin %60 civarında dövize endekslendiğini söylemekteler. Şimdi neredeyse ülkedeki maliyetlerin büyük bir kısmı zaten dövize endekslenmiş durumda. Dolayısıyla dövizdeki yükseliş enflasyona, enflasyon da yükselişlere, faizlere dokunuyor. Anlaşılıyor ki tarım fiyat artışlarında çok farklı ve sıra dışı bir müdahale yapmak lazım. Bunun için de öncelikle üretim miktarının ve maliyetinin kesin olarak tespiti, üretilen ürünlerin topraktan kimlere, kaç paraya satıldığı, pazara bu ürünlerin kaç liradan ve kimler tarafından sunulduğu gibi bilgilere ihtiyaç duyulduğu ortada. Eğer tarım piyasasına radikal şekilde müdahale edilmezse bu sorunun kronik hale geleceği, bir avuç insanın da vatandaşları açlığa bile mahkum edeceğini söyleyebilirim. Faraziye değil, uyarıyorum dostlar. Yarın görüşmek üzere.